Şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk. Sevinçliyiz hepimiz, yaşasın okulumuz. Herkese merhabalar. Merhaba arkadaşlar. Bu saçım yer mi değişirse? Kırmızı yastıkta benim ellerim gözükmüyor. Aa, Hadi ha, yer değiştirelim. Olabilir. hemen değiştirelim. Uhu, tekrar merhaba. Şimdi bu taraftayım. Oldu mu arkadaşlar? Ancım oldu mu? Gözüküyor mu? Evet arkadaşlar. Dün akşamki canlı yayında size bahsettiğim olay işte bu. Hepinizin yeni eğitim, öğretim yılı hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Umarım çok başarılı, çok eğlenceli, çok güzel geçecek bir eğitim hayatımız olur. Bu yıl da onlardan bir tanesi olur. İlk dönem sonunda sömestr tatilinde muhteşem güzel karneler bekliyorum hepinizden. Okulların açılışını Barbie'nin okula dönüş setini açarak kutlamayı planlıyordum. Tam yapamayacağımı düşünürken, umudu kesmişken dün pazar günü bu oyuncak setini buldum. Uzun zamandır arıyorduk ve hiç olmadığınız bir yerden arkadaşlar. Ne Toast Shop, ne Arman, ne Shop. Yani hiçbir yer, ne kırtasiyeler. Arkadaşlar Migros'tan aldık. İnanamayacaksınız. Migros'tan aldık arkadaşlar. 3 tane 4 tane mi kalmıştı? Hemen ikisini kaptık. Biri bizim için, biri sizin için. Sizin Barbie setinizi hemen gönderip kendi Barbie setimi hemen açmaya başlıyorum. Barbie bebeğimi Okul aksesuarlarını, eşyalarını ve böyle minnacık öğrencimizi kutusundan çıkartıp daha yakından inceleyelim. Umarım bu seti çok seven bir arkadaşıma çıkar. Çünkü herkesin tarzı olmayabilir. Hani sadece okul ama ben kesinlikle eğer birkaç tane daha olmuş olsaydı elimde hepsini de açardım. Bir sınıf yapardım. Hatta yan yana sınıflar yapardım. Aa, bu için fena fikir değil. Şunlardan. <laughs> Klonlanmış sınıflar. Aynı öğrenci aynı öğretmen. Aynı öğrenci aynı Hayır. öğretmen. Hayır. Öğrencileri ve öğretmenleri gönderirdim arkadaşlarıma. Bir okulun her sınıfında ayrı ayrı tahtalar, ayrı ayrı aksesuarlar yok. Ay ne dersin Buse'cim ama çok ya yok, çok yok, biraz yok, pahalı ya. abartmayalım. Ha şöyle 20-30 lira olmuş olsaydı evet. alınırdı böyle 5-6 sınıf yapar küçük bir butik okul yapardık. Evet. Ne, muhteşem evet. olmaz mıydı? Arkadaşlar annenin hayallerini burada kesiyorum. Mesela bir şeyler söylüyorum ve sonra tam gaz açmaya başladım. Çünkü uzadı video anneciğim. Senin evet. hayallerini yıktım şu evet. anda. Evet. Arkadaşlar biliyorsunuz benim üniversitem başladı. O kadar böyle heveslendim üniversite ne ama hiç okul gibi değil. Şimdi siz de güzel geçeceksiniz arkadaşlarınızla sabahtan akşama kadar aynı ortamda olacaksınız. Derslere girip çıkacaksınız. Senefislerde iyi vakit geçireceksiniz. Bizde öyle bir şey yok ki. 9'da gidiyoruz. 12'de çıkıyoruz. Bir daha 3'te dersimiz var. Saçma sapan kimse kimseye arkadaş değil. Arkadaşlar siz siz olun. Her senenizin kıymetini bilin. Ve e, hani okula gidiyorum diye öf püf demeyin. Çünkü bir sefer okula gidiyorsunuz hayatınız boyunca bir daha gitmeyeceksiniz. Üniversite bitten sonra artık işiniz başlayacak. Gününüz başlayacak. O zaman okula özleyeceksiniz. Ben şimdiden özledim arkadaşlar liseyi ortaokulu, ilkokulu. O yüzden e, siz siz olun. Derslerinizde çalışın. Sakın sıkılmayın. Mükemmel karnından getirin arkadaşlar. Tamam sustum. Buzacığım sen e, evet bitti mi diye soracaktım. Çünkü biz sen konuşmaya başladıktan sonra evden çıktık. Okula geldik, okuldan çıktık, eve döndük. Sen hala konuşuyor musun? Hay Allah. Tamam arkadaşlar, biz artık açıyoruz. Bana diyene bakın çok konuşuyormuşum ben. Ben mi çok konuşuyorum? Bu mi çok konuşuyor. Evet. Ya. Şuradaki iyi butonuna tıklayarak hangimiz çok konuşuyor buna oy kullanın arkadaşlar. Evet. Gül ablama. Her videoda mutlaka bir oy kullanılacak bir şey, bir konu bulabiliyorum. O arkadaşlar, zaman. ben artık gidiyorum. Bir dakika, sen gitmeden önce bu seçin bir şey daha yapacağız. Ne? Bugünkü ödevimiz ne? Oh. Paketimizi açmadan önce evet şey yapalım mı abone ol abone olun İngilizcesi ne dersiniz anneciğim o çok biliniyor YouTube'dan dolayı mesela şimdi Öyle school diyecektim school da çok biliniyor okul evet. abone ol subscribe hayır teacher bugün ne yapacağız homework ne var demek. Si. demek. güzel homework şuraya yazıyoruz anneciğim homework evdeki demek bir de böyle yazalım tamam homework bir de şöyle yazalım homework <laughs> bir de şu boşluğa yazalım homework bir de aşağıdan yukarı. Homework. Ev evet, ödevi. Bugünkü İngilizce kelimemiz homework. Ev evet, ödevi. Hadi bakalım. İsterseniz beşer kere defterinize, isterseniz beşer kere yorumlara yazın. Hadi arkadaşlar. Niye el alıyorsan vedalaşmıyoruz. Aynen. Daha yeni başlıyoruz arkadaşlar. Bu sayı veda edelim biz. Evet. Bu seçim sana. Hoşça kal. İyi dersler Hoşça bir tanem. Kalın. Oh, arkadaşlar şimdi baş başa kaldık. Paketimizi istediğimiz gibi açarız. Doya doya oynarız. Paketimi açıp içindeki aksesuarları çıkardıktan sonra birlikte inceleriz. çocuklar. Nasılsınız? Şöyle yerime geçeyim. Hadi herkese iyi dersler. Evet arkadaşlar Barbie'nin okula dönüş oyuncak setini açtım. Bütün parçalarını çıkardım. Hepsi muhteşem güzel gerçekçi aksesuarlar. Gerçekçi diyorum çünkü yazı tahtamız ve tebeşirimiz gerçek. Gerçekten yazı yazabiliyoruz. Silebiliyoruz. Biraz önce gösterdim. Barbie'nin silgisini hemen ilk dakikalardan kirletmek istemedim. Peçeteyle sildim. Bakın tertemiz oldu. Şimdi Barbie ile başlayarak bütün aksesuarlarımızı ve bebeklerimizi yakından inceleyelim. Müzik <laughs> İncelemeye önce sınıfımızın yönetmeni, öğretmenimizden başlayalım. Barbie diğer mesleklerinde yakıştığı gibi öğretmenlik de çok yakışmış. Yani benim fikrim öyle arkadaşlar. Sizin fikirleriniz nedir? Aşağı yorumlara bekliyorum. Öncelikle bunu yazmış olun. Aslında Barbie şöyle bir öğretmen olarak düşündüğüm zaman diz altı kalem etekle beklerdim. Ama bu kez pantolonla çıkmış karşımıza. Ve öğretmen olarak pantolonla etekten daha çok yakışmış sanki. Sizin fikirleriniz nedir? Yorumlara yazın. Pantolonumuz boru paça. Çok da üzerine yapışmayan bol bir pantolon. Üzerinde gömlek üzerine giyilmiş bir süveter görünümünde bir bluz var. Tabii tek parça, iki parça değil arkadaşlar ama bakın ben öyle görüyorum gömlek ve üzerinde bir süveteri var. Çok şık görünüyor. Keşke iki parça olsaydı. Aa arkadaşlar kış geliyor. İster misiniz bebeklerimizle bu kış örgüler yapalım? Ne dersiniz? Yorumlarınızı bekliyorum. Örgüden böyle mini minnacık kazaklar, süveterler, hırkalar. Atkılar, bereler, her şey yapabiliriz. Eğer istiyorsanız bununla ilgili çalışmalara başlayalım. Bir iki ay daha duralım. Şöyle Kasım gibi ne dersiniz arkadaşlar? Yorumlarınızı heyecanla bekliyorum. Çünkü örgü örmeyi ben çok severim. Saçları yumuşacık. Bazı bebekleri biliyorsunuz kutudan böyle çıkartamıyoruz. Yapış yapış jöleli ve kirli bir şekilde çıkıyor. Bu sefer gerçekten bebeğimin saçları çok güzel, tertemiz ve gür. Mattel Barbie'nin kombilerini gerçekten muhteşem güzel yapıyor. Bakın kolyenin rengini. Gri üzerine mor taşlı. Hiç kıyafetinde ona uygun bir şey var mı? Yok, ayakkabılarımız bile pembe, pantolonumuz kot, süveterimiz sarı, gömleğimiz mavi. Ama ne kadar güzel uyum sağlamış. Mavi gözlerine, sarı saçlarına, kolye çok güzel olmuş. Bence bu kıyafette en göze batan kolye oldu. Sizin ne oldu arkadaşlar? Barbie'nin öğretmen kombininde en beğendiğiniz parçası ne oldu? Şöyle uzaktan baktığım zaman kombini patlatan bence kolyesi olmuş. Ama gömleği de çok güzel. Güya gömlek giymiş, süveterin üzerinden yakalarını dışarı çıkarmış. Sanırım ben yanılmışım. Bu gömlek ve süveter değilmiş. İki renk kullanılmış bir bluzmuş. Bluzu rahat giydirip çıkartabilmemiz için arkadan cırt cırtı var. Pantolonumuz da yine. Evet arkadan fermuarlı değil cırt cırtlı. Pantolonumuzun bol kesim oluşu çok güzel. Bunu kilolu bebeklerimde de kullanabilirim. Barbie'nin elinde tahta silgisi var. Elinden bırakmıyor. Ver bakayım bana var Barbie'cim. Onu kenarda saklıyorum ve seni incelemeye devam ediyoruz. Zaten sadece ayakkabıların kaldı. Daha sonra diğer aksesuarlarımıza geçeceğiz. Ayakkabılarımız çivi gibi topuğu var. Ve buna ne deniyordu arkadaşlar? Mantar topuk mu deniliyordu? Ne deniyordu buna ya? Unuttum. Çok şık. Ben asla böyle bir ayakkabı giyemezdim. Siz giymek ister miydiniz arkadaşlar? Evet şunun ismi neydi? Ya gerçekten şu an dilimin ucunda ama söyleyemiyorum. Dolgu topuk değil. Aa kaldım böyle. Neyse Ayakkabılarımızın modelini size soruyorum. Tabanı bu kadar kalın. Ayakkabılara ne deniyordu? Unuttum ya. Hay Allah arkadaşlar. Dilimin ucunda söyleyemiyorum. Her neyse. Sizlerden bekliyorum. Eminim sizler biliyorsunuzdur. Platform. Evet buldum. Evet öğretmen Barbie'nin ayakkabıları pembe platform. Önden bantlı ve sivri, Çivi topuklu. Rengi tam Barbie pembesi değil mi? Evet bebeğimize uygun. Muhteşem güzel ayakkabıları. Pantolonu, bluzu, saçlarıyla. Ha kolyemiz vardı. Kolyemize takalım. Aslında kolyeye çok da gerek yokmuş ama işte. Ben çok beğendim arkadaşlar. Şimdi Barbie'mi kenara alacağım. Birazdan derse girecek. Dinlensin, dersine hazırlansın. Biz de o sırada Chelsea'yi inceleyelim. Gel bakalım Chelsea. Merhaba tatlım. Bugün okulun ilk günü. Nasılsın? Çok iyiyim. Çok heyecanlıyım. Okulumu çok seviyorum. Koca bir yaz gezdim, eğlendim. Çok güzel vakit geçirdim. Tabi bu arada ders çalışmayı da ihmal etmedim. Aferin sana. Seni biraz tanıyabilir miyiz? Şöyle bir inceleyebilir miyiz? kahverengi iki tane kenardan örülmüş mü bağlanmış mı bu evet en sevdiğim model okula giderken saçlarımızı bence benim kanımcı arkadaşlar benim fikrim ve doğru bulduğum kesinlikle okula giderken saçlar toplanmalı okulla ilgili sizlere küçük küçük tiyolar verebilirim istiyorsanız bunu da yorumlara yazın arkadaşlar evet yurt dışında biliyorsunuz ki okula serbest gidiliyor ülkemizde de bir dönem böyleydi daha sonra sanırım bu kalktı bence de en uygun olanı zaten formadır evet bu konu hakkında da yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar sizce okula günlük giysilerimizle mi gitmeliyiz yoksa formamızla mı gitmeliyiz her okulun forması olmalı mı Bence her okulun aynı forması olmalı. Ne dersiniz? Bizim zamanımızda sadece önlük vardı. Çok da mutluyduk. Evet video içinde biliyorsunuz benim sorularım nerede ne zaman geleceği belli olmaz. Evet tekrar soruyorum. Sizce okula günlük kıyafetle mi yoksa formayla mı gidilmeli? Hadi yorumlar arkadaşlar. Çok merak ediyorum cevaplarınızı. Evet Chelsea'nin saçları plastik. Gerçek değil arkadaşlar. Bakın yanında bir Chelsea daha var. Bu da onun ablası olsun. Chelsea okula gelirken bir elbise giymiş. Elbisesinin önünde koskocaman kıpkırmızı bir elma var. Ayağında ise pembe rahat görünümlü bir ayakkabı var. Boyu diğer Chelsea'lere göre daha kısa. Evet Chelsea için söyleyebileceklerimiz bu kadar. Evet Chelsea'mizi de inceledik. Chelsea'cim hadi bakalım sen de sınıfına. Bay öğretmenin tahta silgisi. Biraz sonra deneyeceğiz bakalım gerçekten siliyor mu? Bu da Chelsea'nin sırası. Tam minnacık Chelsea'ye göre. Bakalım diğer Chelsea oluyor mu onu da deneyelim. Hmm, hadi bakalım otur. Evet oldu. Bebeğimiz biraz büyük mu kaldı? Yok bence tam oldu. Hatta buradan bir çocuk gelsin. Bir tane de buradan bir tane de buradan. Evet bir sırayı dört arkadaş paylaşacaklar. Küme oluşturacaklar. Evet sizde hala var mı arkadaşlar? Küme olurduk biz. Sınıfa öğretmenimiz bölerdi. Kümeler oluştururdu. Ve her kümenin bir proje ödevi olurdu. Ve o proje ödevini kümede kaç üye varsa hep birlikte yapardık. Çok keyifli geçer arkadaşlar. Paylaşmak, arkadaşlık, dostluk çok güzeldir. Lütfen arkadaşlarınızın kıymetini bilin ve onları hiç üzmeyin. Birbirinize iyi davranın. Evet sırada ne var? Chelsea'nin minnacık çantası var. İçine kitaplarını, defterlerini, kalemini, kalem tıraşını Hatta minnacık ayıcını da yanında taşıyacakmış. Bana biraz önce öyle söyledi. Okul oyuncak götürüyor musunuz arkadaşlar ya da götürmeyi seviyor musunuz? Bence hiçbir sakıncası yok. En beğendiğiniz bir parça oyuncağınızı yanınıza taşıyabilirsiniz. Bakalım Chelsea'nin çantasında neler varmış yapıştırıcı sığacak mı? Sığmadı. Makas da sığmaz o zaman. Onu da koymuyoruz. Evet. Kitapların defterlerini koyduk. Hadi Çelsin çantanı al. Zil çaldı eve gidiyorsun. İşte böyle. Okula gidiyorum. Zil çaldı ders bitti paydos. Eve gidiyorum. Çelsin'cim şunu söylemeliyim ki fonksiyonlu Barbie aksesuarlarını çok seviyorum. İşte bu yüzden senin çantana da hayran kaldım. Açılabilir olması çok güzel. Çantanı güle güle kullan çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Ben de çok beğendim. Ay bu tarafa mı gidecektim? Ve şimdi de yazı tahtamıza bakalım. Bu oyuncak setin içindeki her şey muhteşem güzel arkadaşlar. Ama bu yazı tahtası beni büyüledi. O kadar güzel ki. Gerçek oluşu zaten beni benden aldı. Bakın şimdi hemen deneyelim. Ne yazalım? Bakın ne yazacağım. Hadi silmeyi deneyelim. Başka bir şey yazalım. Gerçekten siliyor. Çok da güzel seniyor ya. Bayıldım ben bununla. Sabah akşam oynarım artık. Lütfen bar bebek sahibi olmak istiyorsanız harçlıklarınızı biriktirin. Gidin bu oyuncaktan alın arkadaşlar. Çünkü çekiliş sadece bir arkadaşım kazanacak. Kazanamayan arkadaşlarım lütfen üzülmesinler. Harçlıklarını, okul harçlıklarını biriktirsinler ve lütfen bu seti alsınlar arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Ben çok beğendim. Silginizi buraya bırakalım. Şimdi ne yazalım? Bakın ne yazacağım. Ben zaten tahta yazı yazmayı çok severdim. O yüzden hep sınıf başkanı olup şuraya ders konu biz de böyleydi. Önce dersin adını yazardık. Dersimiz ne olsun? Barbie. Konumuz ne? Okulun ilk günü. İşte böyle. Evet öğretmencilik oynuyoruz. Ama burada öğretmen sizsiniz. Öğrenci benim. Ve son kez bir şey daha yazacağım. Evet yazı tahtamızın ön tarafını dersimizi yazarak işlemekte kullanıyoruz. Bakın arka tarafında ne var? Resimlerle ders işlemek için bakın resimli bölümümüz var. Buraya Barbie öğretmenimiz dersin konusuna göre resimler asıp bize anlatıyor. Yazı tahtamızın bu rafı için uygun materyalleri hemen getiriyorum. Derslerimizi işlerken anlamamız kolaylaştıracak materyallerden ki, bakın dünya harita küresi. Her zaman işimize yarayacak daha çok da el işi derslerinde, görsel sanatlar dersinde işimize yarayacak olan makas ve bir diğeri de yapıştırıcı. Yani ben bunun yapıştırıcı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Fikriniz varsa lütfen yazın. Kara tahtamızın silgisi ve tebeşir. Şimdi bu saptamızla birlikte bir İngilizce kelime belirlemiştik. Homework. Ama ben bir tane daha belirliyorum. Blackbird. Yazı tahtası. Blackbird. Şuraya yazıyorum. Blackbird. Yazı tahtası. Evet bugün bir sürü ödevimiz oldu değil mi arkadaşlar? Ve size bir sürü sorular sormuş oldum. Hepsinin cevabını yorumlara bekliyorum. Evet öğretmen barbimizin eklemleri harekette değil. Oysa hareketli olması gerekiyordu değil mi? Bilekleri, dirsekleri hatta dizleri de hareketli olsaydı çok çok daha iyi olurdu. Öğretmen bebeğimin vücudunu belki son hareket bebekleriyle change edebilirim. Okuldan gelince eğer video izleyecekseniz o gün yüklemiş olduğum videonun altında buluşalım. Gün içinde ne yaptık, ne ettik, günümüz nasıl geçti? Her şeyi orada konuşup tartışalım arkadaşlar. Evet Barbie öğretmenim ve öğrencileri 2017-2018 eğitim yılına hazırlar. Evet arkadaşlar bu videoda Barbie'nin okul setini açtım okul mu desek sınıf seti, öğretmen seti, işte öğrenci seti, sınıf aksesuarları seti ismine ne dersek diyelim bu set bir muhteşem arkadaşlar. Harçlıklarınızı boş harcamayın, biriktirin ve bu seti mutlaka alın. Güle güle de oynayın arkadaşlar çünkü çok güzel bir set. Hani bazı slime videolarında diyorum şiddetle tavsiye ediyorum bu tarifi yapın diyorum. İşte arkadaşlar ben de Barbie'nin bu oyuncak setini şiddetle tavsiye ediyorum. Mutlaka harçlıklarınızı biriktirin ve bu seti alın. Öğretmen Barbie'mizin kafası sağa ve sola. Öne arkaya. 360 derece hareket edebiliyor. Bilirsiniz bazı bebeklerin kolları şu hareketi yapamıyor. Sadece öne ve arkaya hareket edebiliyor. Maalesef üzülerek söylüyorum. Eklemleri hareketli değil. Oysa ki bilekleri, dirsekleri, dizleri hareketli olmalıydı. Öğrencilerine rahat rahat ders anlatıp tahtayı kullanabilmesi için. Ama materyalinle birçok sette olduğu gibi yine bunda da biraz cimrilik etmiş. Bu sete koya koya böyle bir bebek koymuş. Ama bebeğimin giysileri, saçları, aksesuarları o kadar güzel ki. Evet bütün güzellikleri bir arada vermiyor. Materin bu oyuna alıştık artık. Ve artık videomuzu bitiriyoruz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşçakalın.